Ya yerel yönetimler çok geniş bir şey. Yani ağaçların sökülmesinden tutun da kreşe kadar çok geniş bir yelpazede bir yerel yönetim yapılanması var. Hayır, biz kadınlar ne istiyoruz yerel yönetimlerden? En başta yaşanabilir bir yer istiyoruz. Yani benim yaşadığım yeri düşündüğümüz zaman inanılmaz bir şekilde yeşil sayısı, orman sayısı, işte portakal bahçeleri kesiliyor. Yerine siteler, evler yapı hızla betonlaşma artıyor. Hani bu çok insanlara çok cazip gelen bir şey ama bir taraftan da hani doğa yok oldukça bu belediyeler, yani ben Kumluca'da yaşıyorum. Hani Kumluca Belediyesi, şimdiki belediye, önüne gelen herkese ruhsat veriyor. Yani bina ruhsatı, bir de çevresinde turizm merkezleri var. Dağ taş her yerde korkunç bir satış var, korkunç bir yapılaşma var. Bu yapılaşmanın sonuçları var. İşte seller, yani geçen haftalarda yine Antalya'da sel oldu. Bir kere bu betonlaşma işini çözmesi gerekiyor belediyelerin. Yani her önüne gelene ruhsat vermek. Dağ taş bugün benim yaşadığım yerde ev. Şimdi bu nasıl çözülecek? Yani bunu çözebilmesi için yerel yönetimlerin hani bir duruşunuzun olması gerekiyor. Yani önüne gelen herkese siz adresanda otel açsın, pansiyon açsın diye ruhsat veremezsiniz. Aşağıda ben var. Biri bu. Yani bu yapılaşma ne olacak? Yani bu yapılaşmaya bir dur demek gerekiyor. Bir diğeri, tabii ki yaşadığım yerde bir dünya köyler var. Bu köylerde ulaşım, yani belediye geçmişte bir 10 yıl önce denemişti. Yani kadın arabalara binenler, biliyoruz ki erkekler. Hani günün belli saatleri kadınların ulaşım sorunlarını çözmek gerekiyor. Böyle bir şey var. Bir diğeri taşımalı eğitim var, hepimizin bildiği gibi. Bu taşımalı eğitimin bitmesi gerekiyor. Köy okullarının açılması gerekiyor. Bu niye gereken bir şey? Bir kere kız çocuklar için çok elzem bir şey. Pansiyonda kalıyorlar ve birçok aile bunu göndermek istemeyebiliyor. Köy okullarının tekrar açılması gerekiyor. Bir diğeri kreşler. Yani her mahallede kreşlerin olması şart ki genel yönetimlerin böyle bir yasada bu var. Bir diğeri kadın sığınma evleri. Yasada da yani bu mevcut. O mesela 100 bin nüfuslu olan bir yerde bir tane sığınma evi gibi o şeyin değişmesi gerekiyor. Yani sayı orada olmamalı. Kadın sığınma evlerinin açılması gerekiyor. Kadın şiddete uğradığı zaman ulaşabileceği hukuki mekanizmalar, psikolojik mekanizmalar için yerlerin olması gerekiyor. Yani bunlar danışma merkezleri olur, sığınma evleriyle beraber. Bir diğeri kadın sağlığı merkezleri. Yani kadınlar sağlığa ulaşımda, hele ki bu dönemde, çok elzem bir ihtiyaç. Kadın sağlığı merkezleri mutlaka açmalı belediyeler. Yani bütün bunlar yasada var aslında ama uygulanmıyor. Mutlaka kadın sağlığı merkezlerinin açılması gerekiyor. Hani bir tane açtık değil, yani sayısının da çok olması gerekiyor. Yani kadınlar kendi mahallesinde bir kadın sağlığı merkezine çok rahatlıkla ulaşabilmeli. Yani bu bir saat, iki saat ötede yollar olmamalı. Biri yaşlı bakımı. Yani kadınlar bugün, benim kendim de öyleyim yani. Sonuçta anneme bakıyorum. Ve geldiğimiz noktada kadınlar çalışsa bile evlerde yaşlılara ve çocuklara bakıyorlar. Yaşlı bakım evlerinin açılması gerekiyor. Mesela Norveç'te şöyle bir bakım evleri var. Siz istediğiniz zaman çocuğunuzu oraya bırakabiliyorsunuz. 7-24 çalışan kreşler, 7-24 çalışan bakım merkezleri, hasta bakım merkezlerinde mutlaka açılması gerekiyor. Hani merkezde olanlar için. Buralarda geniş, hem de çocuklar için de gereken bir şey bu. Geniş parkların olması gerekiyor. Kadınlar dışarıya çıktıkları zaman çok kolaylıkla, para harcamadan bile bir yerde oturup arkadaşlarıyla buluşabilmeli. Spor merkezleri
Ama bütün bunlar bizim daha çok şehirler için talep ettiğimiz şeyler. Köyler bambaşka. Yani köylerde sağlık ocakları yok, okullar yok. Kadınlar herhangi bir şekilde sağlık problemi yaşadığı zaman ya merkeze gelmek zorundalar ya da merkez onları Antalya'ya göndermek zorunda. Buralarda belli merkezlerde, yakın yerlerde mutlaka kadın sağlığı merkezleri mutlaka açılması gerekiyor. Köylerde yaşayan kadınların şeye ulaşımı çok zor. Danışma merkezlerine, yani şiddete uğradığı zaman mesela köylerde mutlaka çok yakın, birbirine yakın köyleri birleştirerek ulaşımı kolay olan yerlerde bunları yapabilirler. Mesela kadınlar için sürekli açılan şey şu, bitki dikiş kursları, işte anne çocuk sağlığı gibi. Bunun ötesinde marangozluk kursu da olmalı, aşı kursu da olmalı ve bunların saatleri kadınlara uygun olmalı. Aydınlatmalar olmalı mesela geceleri. Kumluca'da birçok yerde aydınlatma yok. Çünkü geceleri aydınlık olması bizim için daha güvenilir. Butonlar konulmalı mesela. Yani kadın herhangi bir şekilde şiddete uğradığı zaman, yani şiddete uğrayan bütün insanlar için aslında, bir erkek de şiddete uğrayabilir sokakta yürürken. Ve kadınlar hayatının riske olduğu zaman kolaylıkla polis merkezine, kolluk kuvvetlerine, hastaneye falan ulaşmanın koşulları yaratılmalı diye düşünüyorum. İki türlü bir yapı var. Mesela Kumluca'da siz dağa gezmeye gidin. Her yer çöp. Yani halkın da sıkıntıları var. Yani şimdi dağın başında kocaman tır, tekerleğin ne işi var? Tır yani, araba değil, bilmem ne. Hani o sel zamanı o yüzlerce o çöp aşağı indi mesela 2-3 yıl önceki olan selde Kumluca'da. Şimdi halkın kendisinin değişmesi gerekiyor. Esas sorun bence bu. Şimdi bir çöp deryası ormanlar. Bu çöp deryasını yapan bu zihniyetin değişmesi gerekiyor. Yani halk işte ben portakal bahçesi söküyorum buraya ev yaptıracağım deyip ruhsat istiyor mesela. Olmayacak çayın kenarına mesela. Şimdi halkın da değişmesi gerekiyor. Durum bu yani. Halk diyor ki ya benim evim olsun, işte sitelerde yaşayayım, işte kiranın gelirini alayım. Zaten tarım dediğimiz şey son günlerde gittikçe geçim kaynağı olmaktan çıkmaya başladı. Çünkü girdiler çok yüksek. Mesela portakal artık neredeyse satın çok ucuza gidiyor. Yani 2 lira, 3 lira üretici için. Şimdi söz sahibi olabilmesi için şunu halkın terk etmesi gerekiyor. Şimdi dağın başına asfalt yapmak iyi bir şey değildir. Şimdi köyler asfalt istiyor. Şimdi oraya asfalt girdiği an oradaki ekolojik ekolojiden bahsedemeyiz artık. Yani başka türlü çözüm yolları, hani başkaları nasıl çözmüşler bunu? Halkın katılım olarak işte mesela sorunu çıkarsa muhtarı ya da belediyeyi arıyor. İşte nedir bu? Köy yolu asfaltta değildir, onu asfalt ister. Tarlasını asfalt ister. Şimdi bunu nasıl değiştireceğiz? Yani mutlaka o yerdeki halkın dediklerini, taleplerini yapmak gerekiyor ama bir taraftan da o talepler bazen eko soykırım dediğimiz ekolojik dengeleri alt üst eden bir duruma dönüşebiliyor. Ama mutlaka tabii ki halkın karar alma süreçlerine katılması gerekiyor ama nasıl sağlıklı bir şekilde olacak inanın ben de bilmiyorum. Çok da bana artık Türkiye'de şey gelmiyor. Ben köyde yaşıyorum. Asfalt diyor gelmedi diyor belediye çalıştı. Asfalt yapılacak olan yerde bir dünya endemik bitkinin olduğu bir yer. Ama gördüğüm kadarıyla Kumluca'daki şeylere baktım hiçbir partide hani A'dan Z'ye doğru düzgün Kumluca'da mesela toplam o kadar parti var. 10 kadın yine enjümeni yok. Başkan zaten yok Kumluca'da mesela. Kadın adayların çoğalması gerekiyor. Kadınların siyasete katılması gerekiyor. Yani siyasete katılmak çok çetrefilli bir iş. Yani bir partiye oy verirken ben şeye bakıyorum. Yani ne diyor benim için? Hani benim haklarımı koruyor mu projelerine? Bunlara bir bakmak gerekiyor. Yani kendi yani okumadan rastgele oy vermemeliyiz bence. Kadın ya kadın politikaları varsa tabii ki. Ama genel olarak kadın aday sayısı çok düşük.